Kuba Mescidi'ni ziyaret ettik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı bu seyri devam ettiriyordu. Efendimiz Medine'ye doğru yol alıyordu ama tezahüratlar, karşılamalar, hoş geldinler, Talal Bedru Aleyna ve birçok şiirler o kadar çok Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a anlatılıyor, okutuluyor, okunuyordu ki bu tezahüratlar eşliğinde dura dura seyrini devam ettiriyordu. İşte burası tam seyir anında Cuma namazının emredildiği, vahyin geldiği an, ilk Cuma namazının kılındığı ve adını da üzerinde taşıyan Mescid-ül Cuma, Cuma Mescidi diye anılacak makamdayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada ilk cumasını kıldıracak, ilk hutbesini okuyacak. Bu hutbe çok mühim. Artık Medine'nin İslam şehri olduğunun bir göstergesidir. Ranuna Vadisi'nde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk cuma namazını kıldırır, ilk hitabetini yapar, hutbesini burada irade eder. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep şunu söylerdi. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Onu burada da söyleyecekti. Allah'ım, onlar bilmiyorlar. Bilseler yapmazlardı. Ne olur benim kavmime, benim topluluğuma yol göster, hidayet ver diye hep dua ederdi. İşte bu hicret yolculuğunun devamını Kur'an'la takip ediyoruz. Zira Kur'an şöyle diyor. Estağfirullah, bismillah. Ya eyyühellezine amenu, idâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'ati fes'av ilâ zikrillâhi ve darul bey'i. Zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'lemûn. Sadakallâhul azîm. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a cuma gününde namaz için davet edildiğiniz zaman hemen namaza koşunuz ve alışverişi terk ediniz. Eğer bilirsiniz, bu sizin için çok daha hayırlıdır. İşte bu ayet geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen namaza durmuş. Onunla beraber sahabe de namaza durmuştur. İşte bu makamdayız. Rabbim inşallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetim dediği kullarından, Rabbimizin seçkin kullarından olmayı bizlere nasip eylesin.